İyi akşamlar KRT ekranlarından. Bayram akşamı, bayramın son gecesi. Biz bakış açısıyla karşınızdayız. Bayramda güzel şeyler konuşulur, bayramda iyi şeyler konuşulur. Ama Türk dış politikasına gelince ne yapacağız, ne konuşacağız? Hocam, ne konuşacağız? Konularımız belli, Türkiye'nin gündemi belli. Çok uzun süredir biz hani çok güzel şeyler anlatamadık burada maalesef. Yani hep sorun alanlarından bahsettik. Çünkü hem iç politika hem ekonomi, sağlık, yani dünyanın da kısmen hali böyleydi. Ama hep geri çekilme, hep yanlış hamleler, yanlış zamanda yanlış sözler, açıklamalar hep bunun üzerinden gitti maalesef dış politika. Bizim de görevimiz hani biz bir objektif dış politika programı yapmaya çalıştık. Hani burada yanlışları bulup tespit etmek, yani hükümetin yaptığı doğru bir şey var mı derseniz hani çok az. Genel dış politikanın eksenlerinde sorun vardı çünkü. Hani iç siyasette olduğu gibi, ekonomide olduğu gibi bizim de görevimiz bunları söylemek aslında faydalı olmaktı. Ama öyle bir iktidar yapısı var ki muhtemelen kendi milletvekillerini de dinlemiyor. Yani hani yalnızca bizi değil. Bir dış politikanın yapımı şeffaflığını yitirdi. Yani nerede kim belirliyor biz onu bile bilmiyoruz. Yani sarayın hangi köşesinde dış politika yapılıyor, kim alıyor o kararları, aşırı şahsileşmiş bir dış politika süreci var. İşte Cumhurbaşkanı Amerikan Başkanı ile baş başa görüşüyor, not tutan yok, kurumsallık not yok, tutan var belki kim de tutuyor, ama yani kim tutuyor, o notlar bulmuş. Nerede, biz onları sonra mesela bu iktidar sonuçta kalıcı değil, yani bir gün gidecek, belki yakında gidecek. Bu mesela hangi sözler verildi bilinmiyor, çünkü kurumsallık, koskoca bir Dışişleri Bakanlığı var, hani onun tamamen haberi yok. Dolayısıyla da iyi şeyler söyleyemedik. Çünkü iyi şeyler olmadı dış politikada maalesef. Evet, bu akşam son bayram akşamı diye biz dedik ki konuk almayalım. İlhan Hocam'la, Profesör Doktor İlhan Uzgel'le ben dış politikayı, konuşamadıklarımızı bir daha konuşalım. Notlarımızı, kalan notlarımızı paylaşalım. Neler olmuş, neler bitmiş. Bu kadar konuk ağırladık. Bize kalanlar ne olmuş, onu konuşalım istedik. Fakat daha ilerleyen programlarda yine konuklu uzman konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Bu akşam ise İlhan Hoca ile bir dış politika sohbeti yapacağız. Çünkü İlhan Hoca beni sürekli eleştiriyor. Neden eleştiriyor biliyor musunuz? Dönüyor ve diyor ki ben konuşamadım. Not almıştım, söyleyemedim. Bak ne kadar çok söyleyemediğim şey çıktı ve notlarını da gösteriyor. Hakikaten her programda da İlhan Hocamın böyle 3-4 tane en azından söyleyemediği, not aldığı çarpıcı yorumlar oluyor. İşte o yorumları merak ediyoruz bu akşam. Vallahi böyle içimde kalanlar. Biraz öyle bir program olacak. Programı gibi olacak. Söyleyemedikleri gibi olacak. Tabii yani programın akışında konuk çağırıyoruz ve hızlı geçiyor zaman. Dolayısıyla hani bazı şeyleri konuklara öncelik veriyoruz doğal olarak. Program yapıcısı ve ağırlayıcısı olarak. Ama tabii Türk dış politikasında çok konu var. Çok sorun var. Yani hepsi hakkında söyleyecek şeylerimiz doğal olarak oluyor. O zaman oluyor. Hemen şununla başlayalım hocam. Yani ilk aklımıza gelen, bu program öncesinde de biraz tartıştık. AKP iktidarının politikası Amerika Birleşik Devletleri ile çatışma içinde mi, yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge politikasını ya da dünya politikasını, küresel politikasını tamamlayıcı nitelikte mi? Valla şöyle söyleyeyim, yani iktidara geliş dinamikleri açısından baktığımızda sonraki evrelerinde de ana eksen itibariyle AKP her zaman Amerika ile paralel gitmiştir. Bölgesel alanlarda çok işine yaramıştır. Bakın yalnızca hani bir siyasete, yani Türkiye'de de bu alışkanlık çok yerleşti. Hani böyle jeopolitik, strateji, toprak, orayı ele geçme. Yani siyaset bir bütündür ve mesela bunun içinde kimlik siyaseti de vardır. Bunun içinde ekonomi politikası vardır. Bunun içinde finansallaşma vardır. Bunun içinde özelleştirme vardır falan. Bütün olarak baktığımızda yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, yani 45 sonrası diyelim, Amerika ile ilişkilerin yoğun olduğu dönem, yani AKP kadar Amerika'nın işine yarayan bir iktidar olmamıştır, onu söyleyelim. Ana yani bilanço çıkardığımızda, toptan baktığımızda her alanda, yani hayat her alanda, bakmayın siz hani böyle sorunlu alanlar Amerika'da öne çıkarılır. İşte 1 Mart gibi falan. Oysa 1 Mart Amerika'yı çok fazla etkilememiştir. Bile zaten arkasını hemen çıkarmıştır. Bir tezkere daha geçirmiştir AKP 20 gün sonra.
Şunu yapıyor Amerikalılar. Bunda bu konuda da hani izleyicilerimizin de dikkatini çekmek istiyorum. En küçük bir fikir ayrılığında bunu çok büyüterek veriyorlar. Bu Amerikan taktiğidir. 2011'den bu yana bakın Amerika'da Türkiye ile ilgili en hakim söylem Türkiye kaybedildi mi? Mesela şöyle bir laf var. Who lost Turkey? Yani Türkiye'yi kim kaybetti? Sanki zannedersiniz ki Türkiye'de AKP de almış Türkiye'yi şey yapmış. Yani bağlantısızların içine sokmuş. Ha yok öyle bir şey. Yani bu böyle bir boyut var. Bu da kafa karıştırıcı oluyor. Zannediyorlar ki hani Erdoğan'ın da işine geliyor. Tabii ben onu söyleyecektim. Yani tabii. AKP iktidarı da sanki bir bağımsız politika izleniyormuş gibi izlenim yaratıp Amerika'dan gelen bu sesleri. İkili oyun bu. Yani onlar Türkiye'yi kaybettik mi? Türkiye artık eskisi gibi değil. Türkiye müttefik mi? Frene mi? İşte friend mi enemy mi? Dost mu düşman mı? Belli değil falan. Ortada öyle bir şey yok. Gayet de güzel. Türkiye aşağı yukarı alttan, hele hele bunun en sağlam ayağı da NATO'dur. NATO içinde o kadar güzel işbirliği yaparlar ki mesela Amerikan sistemi Hulusi Akar'a bayılıyor. Çok seviyorlar. Orduyla ilişkileri gayet hiç öyle de hani bağımsız, çok özerk falan bir yani dış politika görüntüsü yoktur oradan. Oraya güvenlik alanına baktığınızda ha birkaç sorun var, onlara geleceğim. O kadar çok işbirliği alanı vardır ki mesela bütün Karadeniz, hele hele son dönemde yani en Türkiye'nin en böyle Amerikan siyasetinin dışına çıktığı iddia edilen dönemde işbirliği alanları çok daha fazladır aslına bakarsanız. Yani 2015'ten sonra. Şimdi bakın Polonya'dan başlayıp değil mi? Ukrayna, Karadeniz, Gürcistan işbirliği var. İşte mesela Türkiye NATO'nun Rusya'ya karşı oluşturduğu çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek gücünün rotasyonlu komutanlığını üstlendi. Türkiye Deniz Mükemmeliyet Merkezi kurdu. Bunlar çok haber olmuyor mesela. İşte Karadeniz'de Amerika ile tatbikat yapıyor Türkiye. Buralarda çok işe yaradı. Mesela Montrö tartışması açtı bu hükümet. Başka hiçbir hükümet yapamazdı. Ukrayna'ya silah vereceğiz diyor. Polonya'ya silah satacağız diyor. Baltık'ta hava polisliği operasyonuna dahil oluyor. Rusya'ya karşı. Bunların hepsi Rusya'ya karşı. Mesela buralarda çok uyumlu. Suriye konusu kafa karıştırdı. PYD yüzünden. Fakat PYD meselesi Amerika için sorun değil, Türkiye için sorun. Yani Amerika baktığında Türkiye'yi sorun çıkaran bir ülke gibi görmüyor çok fazla. Zaten orada bir anlaşma var. Şunu söyleyeyim, o anlaşmada şu. Fırat'ın doğusu Amerika'nın, batısı Türkiye'nin. Yani kuzeyinden söz ediyoruz. Ve burada Türkiye, Amerika'nın buna bir itirazı yok. Sonuçta şöyle söyleyeyim. Bana göre hocam öyle buyurun. Diyorsunuz ama Amerikalıların nokta atışlarını görüyoruz genelde. Fırat'ın batı tarafına da nokta atışlarla HTŞ'yi falan vurdukları olabiliyor. Görünen şu, yani aslında orası Türkiye'nin diyorsunuz ama yine Amerika'nın. Yani Türkiye'nin kontrol etmesi Amerika'nın işine geliyor şöyle aslında. Şöyle söyleyeyim. NATO yani ülkesi. Hep aynen onu söyleyecektim. Yani şimdi Suriye'ye Esad rejimi mi tamamına hakim olsun yoksa Amerika'nın NATO'daki müttefiki Türkiye mi? Washington böyle bakar. En son noktada der ki yani Esad mı Erdoğan mı? Türkiye mi? Bağızçı bir Rusya ya müttefiği Rusya mi? Mı? Tabii Esad'ı da Rusya gibi görünüyor. Dolayısıyla da Türkiye'nin Afrin'i alması, işte Fırat Kalkanı operasyonu, İdlib'i kontrol etmesi. Çünkü Suriye'de ne kadar istikrarsızlık olursa, Suriye ne kadar böyle bölünmüş parçalanmış görünürse ve o halde olursa bu Amerika bunu tercih eder. Bu çok açık bir şeydir. Dolayısıyla bütün Suriye meselesini AKP de bunu yapıyor. Bu konuda da dikkatli olmalıyız. Bütün Suriye meselesini sanki Türkiye ile Amerika'nın karşı karşıya geldiği alanlardan biriymiş gibi görmek, tanımlamak doğru değildir. AKP'nin işine yaramaktadır. Orada bir anlaşma var, orada bir uzlaşma var. Dikkat edin. Türkiye'nin tek rahatsız ettiği şey şu oldu Fırat'ın doğusunda. Barış Pınarı. Onu da Trump'la anlaşıp yaptı Erdoğan. Fakat bunu hemen fark edip hatırlayın Amerikan sistemi Pence'i gönderdi. Yoksa Türkiye Irak sınırına kadar bir hat çekmek istiyordu. Onu yani 480 kilometre, 180-120 kilometrede durdurdular. Tek şey odur. Yani aradan ayrıksız çıkan, yani o pazarlığı deldiği tek yer orasıdır Türkiye'nin. Barış Pınarı operasyonudur. Onu da durdurdular. Gene dediğim gibi yani Türkiye'dir. En son noktada Esad yerine Türkiye'dir. Hatta şöyle söyleyeyim. Afrin'i PYD'de tutamazdı Esad karşısında. PYD'de dağılırdı. Dolayısıyla da Türkiye'yi, Suriye'nin Türkiye'yi oradan çıkarması daha zordur. Evet. Çıkaramıyor. Türkiye en çok, hatta ben mesela bazı uzmanlarla görüştüm. Yani Suriye uzmanlarıyla. Dediler ki en çok korktuğu Türkiye.
Suriye'nin. Yani PYD ile uzlaşabilir de. Uzlaşır ya da onu boğar. Evet. Yani o imkanı var. Askeri olarak daha güçlüdür. Bakmayın size hani şu kadar tır verdi falan. Yani şey değil, bir düzenli ordu karşısında tutunamaz. Yani savaş uçağı yok, helikopteri yok, tankı yok. Yani bu çok yetersiz kalır. Ama şimdi Türkiye öyle değil. Suriye zayıflamış, aslında erimiş bir ordu var. Yani İran ve Rusya'nın desteğiyle ayakta duran bir ordu. NATO'nun hani ikinci büyük ordusunu oradan çıkaramaz. Bunu da Suriyeliler biliyorlar ve bundan çok endişeliler. Bu kısmında söyleyeyim. Amerika'nın da bundan rahatsız olmasını gerektirecek hiçbir şey olmadığını da bunu da burada da söyleyelim. Dolayısıyla da öyle Suriye hani Amerika ile Türkiye arasında genel bir anlaşmazlık konusu değil. Türkiye Suriye'ye Amerika ile birlikte girdi. Hala birlikte duruyorlar. Şöyle bir şey var. Yani bunu şununla da bağlantılamak mümkün belki de. Bu aslında Obama'nın son dönemlerinde gündeme geldi. Ardından Trump'la iyice tepe noktaya çıktı. Biden da bunu devam ettiriyor. Nedir? Amerikan askerinin ayağı değmeyecek artık. Müttefiklerle, oradaki aynen, yerel ya da ülkesel müttefiklerle devam edeceğiz savaşlarımıza dediler. Nitekim Amerikan askerleri Suriye'den çekildi. Bu sizin anlattığınızda Amerikan askerlerinin yerine onların çıkarlarını, Amerika'nın çıkarlarını Türkiye'nin evet, kolladığı Türkiye, ortaya çıkıyor. Bazı noktalarda Türkiye çıkarlarını örtüştürür Amerika ile ve orada Türkiye çok güçlü olur. Bakın bunun çok net örneği Balkanlardır. Yani Bosna ve Kosova'da tam örtüşmüştür. İkisi de Boşnakları ve Arnavutları desteklemiştir. Türkiye'de Amerika. O zaman rahat hareket ediyor Türkiye. Şimdi Suriye'nin de bir kısmında öyle aslına bakarsanız. Afrin'de, İdlib'de, yani şöyle söyleyeyim. İdlib hallolmadan Suriye ordusu ilerleyemiyor Afrin'e. O yüzden de İdlib'i Türkiye oyalıyor. Rusya'ya karşı oyalıyor. Yani Rusya'ya rağmen biliyor musunuz? Rusya da vuruyor. Suriye de vuruyor HTŞ'yi. Ama tolere ediyorlar. Türkiye'yi de vurdular. Türk askerlerini de vurdular biliyorsunuz. Tabii canım. Kaç yani tane 33, şehit verdik. Evet, askerimiz maalesef şehit verdik. Dolayısıyla da orada kalmaya devam edecek. Mesela Amerika Suriye meselesinin uzamasını tercih ediyor. Bunu da yapabileceği şey PYD buna yetmiyor. Bunu Türkiye ile yapabilir. Dediğim gibi en son noktada Türkiye'nin oradaki askeri varlığı Suriye'yi daha çok zorlayan, daha çok korkutan bir unsur. Dolayısıyla fark ettiyseniz de pek ilerleme sağlanmıyor. Yani İdlib'i öyle bir kitlediler. Radikalleri de oraya yığdılar. Kimse de almak istemiyor. Yani ülkesini almak istemiyor. Evet, yani ülkeler. Vatandaş olmasına rağmen almak istemiyor. Sen Türkiye'de nasıl hani şey benzetmek gibi olmasa hani Suriyeli mültecileri burada tutuyorsak İdlib'deki radikalleri de orada tutuyoruz. Onun koruculuğunu üstlenmiş durumda. Çok absürt bir şey aslında yapılan. Yani dış politika mantığı, güvenlik mantığı açısından ama aynı zamanda Türkiye'nin elinde bir pazarlık unsuru. Diyor ki bakın ben bütün dünyanın en belalı radikal işte bir Afganistan'da var hani Taliban civarında. Onları da alıyoruz şimdi. Şimdi onları da almaya başlayacağız. Bir de İdlib'de biz burada tutuyoruz. Kimse onları almaya. Fransa istemiyor, Rusya istemiyor. Yani hiçbir ülke istemiyor. Orada ne kadarsa biz onları silahsızlandıracağız falan dedi. Oyalıyor. Rusya'yı da oyalıyor. Arada şikayet ediyoruzlar. Hani Lavrov açıyor diyor ki olmaz işte bu soruna bir çözüm bulun falan. Ama çünkü İdlib kalırsa Afrin'de kalıyor. Afrin kalırsa Fırat'ın doğusu da kalıyor. Çünkü Suriye ordusunu orada tutuyorsunuz. Dolayısıyla bütün kuzey boyutunu tabii. Esad'dan temizlemiş tabii. Oluyorsunuz. Tabii. Esad oraya sokmamış oluyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Yani Türkiye Fırat'ın kuzeyine, Suriye'nin kuzeyine girerken hep bir koridordan bahsetti. Aslında bir Amerikan koridoru kurulmuş durumda. Amerikan koridoru, oraya. Türk koridoru, Sünni hayır, yani koridor olarak düşününce Amerikan koridoru çünkü neden? PYD sonuçta Türk çıkarlarına uymuyor. İki müttefiği, yani PYD ile Türkiye arasında ikisinin de birbirine oynuyor aslına bakarsın. Trump bunu söyledi biliyorsunuz. Sokakta işte okul bahçesinde kavga eden çocuklar gibisiniz dedi. Oradan baktığında o öyle görüyor. Sen de müttefiyim. Sen de kavga etmeyin diyor. İşte anlaşın diyor. Yani yapılan şey bu. Ve Türkiye aşağı yukarı buna da razı gibi görünüyor. Biraz o alan oradan çıkarıyor. Bakıyor ki Türkiye daha güçlü. PYD olacağını Türkiye korusun. O da benim müttefiğim diyor. Amerika öyle bakıyor. Türkiye'den bakış problemli. Yani zannediyorlar ki hani Türkiye her noktada sanki Amerika ile böyle kavga eden bir AKP iktidarı var. Öyle değil. İşbirliği alanı çok daha fazla. Bakın bir diğer alanı söyleyeyim. Afrika. Türkiye, Amerika ile Afrika'da gayet iyi. Çünkü kendi müttefikleri girmezse Fransa'da var Afrika'da tabii ki. İtalya'da var. Şimdi Türkiye ile Rusya ve Çin girecek. Rusya tabii ki. Dolayısıyla da kendi müttefikleri ne kadar fazla girerse Amerika o kadar memnun oluyor. Buralar şey değil. Mesela Somali'de çok büyük üssü var. Tabii ki istiyor yani orada. Çünkü Amerika'da sonuçta Afrika'nın her ülkesine bu kadar fazla şey yapmak istemiyor. Asker göndermek, enerjisini harcamak istemiyor. Müttefiklerine zaten çok uzun süredir devam eden tartışma NATO içinde falan. Bu İngilizce deyimiyle kusura bakmasın izleyiciler.
burden sharing diyorlar. Hani yükün paylaşımı. Amerika diyor ki biraz da siz paylaşın. Tabii ki bu emperyalist kapitalist bir düzen, dünya düzeni. Niye ben Türkiye'nin harcayayım, de, siz harcayın diyor. Hepsine, İnsan her kaynağını, para kaynağını. Tabii hepsini kaynağını. Ben yapmak istemiyorum. Biraz da siz taşın altına elini koy siyasetidir bu. Türkiye bunu yerine getiriyor. Ha buradan diyelim Türk firmalarına alan açılır vesaire. Türkiye de buradan işte şey nemalanmaya çalışıyor. Bu bir iş. Yani Afrika'nın bütünü, Kuzey Afrika, Libya'sı da dahil, Amerika ile genel bir işbirliği alanıdır ve AKP bu konuda gayet iyidir Amerika ile. Bunu Lindsey Graham var biliyorsunuz, geldi, evet. Erdoğan'la görüştü. O bir konuşmasında bunu genelde söylemiyorlar, Amerikalı senatör. O çok açık söyledi. Biz Türkiye'yi destekliyoruz. Çünkü hani Çin'e karşı biz Türkiye ile işbirliği yaparız orada dedi ve alan açıyor Amerika Türkiye. Dolayısıyla burası da çok önemli bir işbirliği alanı. Ama ne zaman ki Türkiye biraz çıkmaya başlıyor, önü kesiliyor. Bunu da herhalde Libya'da gördük değil mi? Şöyle, Libya'da bir işlevi yerine getirdi. Bakın şöyle söyleyelim. Şimdi Haftar yani Rusya ile işbirliği yapıyordu. Evet, ne ödüğü belirsiz aslında. İşte 20 küsur yıl Amerika'da yaşamış ama bir Rusya'ya yanaştı. Şimdi Trablus'u ele geçirseydi ne olacağı belli değildi. Tamam, Fransa da var hani arkasında, Birleşik Arap Emirlikleri var ama belirsizdi. Daha büyük bir kaos ortaya çıkardı. O yüzden de Amerika görmezden geldi. Eğer açıkça gir demediyse bunu bilmiyoruz. Ama Amerika'dan özel bir tepki gelmedi. Ve Türkiye korudu hakikaten ve tuttu Haftar güçlerini. Avrupa Birliği ülkelerine de Fransa dışındakileri, özellikle İtalya destekledi. Çünkü büyük bir göç, yeni bir göç dalgası. Yani bir şeyden, doğudan göç dalgası var, Suriye'den, bir de Libya'dan, güneyinden işte deniz yoluyla bir göç dalgası olacaktı. Bu önlendi. Bundan sonra olacak şey siyasi çözüme doğru gidiştir. Libya'da Aralık ayında seçimler olacak ve büyük bir olasılıkla Türkiye'yi artık sen teşekkür edecekler. Evet. Şey de vermeyecekler. Petrol arama imkanlarında da, yani Türkiye çok geride kalıyor, yani listenin en altında kalacak, belki bir iki tane küçük saha verirler falan, biraz müteahhitler biraz iş yapabilir, çok o az kadar. O kadar, yani Türkiye orada, yani dedim ya, orası da bir Amerika ile çatışma, Türkiye'nin Amerika'ya işte meydan okuyarak falan girdiği bir alan değil, orada da bir işbirliği vardı, göz yumuldu, göz kırpıldı Türkiye'ye, dolayısıyla da hani oralarda bir de işlevi yerine getirilmez teşekkür ederler, hani siz de sağ olun işte kendi çapınızda katkıda bulundunuz, şimdi hani buyurun kapı burada siyasetine geçerler. Pakistan'la ilişkileri iyi Türkiye'nin. Gene Amerika'nın açısından çok faydalı bir işbirliği. Somali, Kuveyt. Yani şimdi Kuveyt'i sıkıştırdılar biliyorsunuz. Türkiye dengeleyici oldu. Yani bu da iyi bir şeydi. Yani iki blok ama sonra halledilecek bir şeydi zaten o. Bir aşiret kavgası neredeyse. Dolayısıyla oralarda Afganistan'ı söylemeye gerek yok. Bu Amerikalılar bir ara böyle 2000'lerde çok söylerlerdi. İşte şeyden, Kosova'dan Afganistan'a hani Türkiye ile çok işbirliği yapıyoruz falan. Afganistan, Kabil'de falan çok faydalı işlevler gördü Amerikan sistemi için. Dolayısıyla da işbirliği alanları çoktur. Şu da var, yani aslında buna biraz belki de Irak'a katabiliriz. Şöyle katabiliriz diye düşünüyorum. Son dönemde Türkiye'nin Irak'ta ciddi terörle mücadele operasyonları oldu. Sadece operasyon olarak kalmadı. Bir de Irak'ın kuzeyine yerleşme, üsleşme sistemi de oldu. Yakında Türk askerinin Kandil'de olabileceğini göreceğiz. PKK terör örgütü bitiyor. Buna karşılık Türkiye, Türk askerleri Kuzey Irak'a yerleşiyor. Bu bir sanki bir uzlaşma var gibi Washington'la Ankara arasında. PKK'yı Irak'ta bitirin ama PYD'ye dokunmayın, aynen, gibi aynen. Bir uzlaşma var ve tabii biraz önce söylediğinizin tamamlayıcısı olarak Irak'ta da Amerikalılar giderek çekilmek istiyorlar. İran'la karşı karşıya bizzat gelmek istemiyorlar. Dolayısıyla yani böyle bir tampon bölge gibi, hani Suriye ile İran'ın arasına Türkiye'ye Türk askerini, Kuzey Irak'a Türk askeri, aynen, yerleştirilmek, bir müttefikin yerleştirilmesi eminim Amerika'nın işine gelecektir. Kaldı ki orası yani bir petrol bölgesi. Dolayısıyla o petrol bölgesinin istikrar içinde olması, İran'ın etkisine girmemesi hakikaten işlerine gelen bir unsur. Yani 92'den hatta 91'den itibaren hatırlayın, Özal döneminde işte çekiç güçle başladı. Eğer bugün hala sorunlu görülen, hani Kürdistan bölgesel yönetimi anayasal düzenle kuruldu. Yani anayasal bir statüsü var. Eğer yaşıyorsa bu Türkiye'ye
sayesindedir. Türkiye'nin, yani AKP'den önce başladı bu siyaset. 92'den itibaren çekiş güçleri Saddam'a karşı korundu. 2003'ten sonra zaten buna ihtiyaç kalmadı. Irak işgal edilince çekiş güç sona erdi. Amerika bitirdi. Gerek yoktu Saddam olmayınca. Dolayısıyla da 2003'ten 2008'e kadar Türkiye tepki gösterdi buradaki oluşuma. Ama 2008 Mayıs'ından itibaren bu konuda da bir uzlaşma sağlandı Amerika ile. Ve Türkiye doğrudan temas, çünkü doğrudan temas kurmuyordu Kuzey Irak dediği Kürdistan bölgesel yönetimiyle. 2008'den itibaren o da gerçekleşti. Ve Türkiye'nin Irak'ta olması aslında bir tür koruyucu fonksiyondur. Dediğiniz gibi İran'a rağmen İran yerine Türkiye'nin Irak'ta etkisinin artmasından Amerika rahatsız değildir. Bu Türkiye açısından da bunu, yani Türkiye güvenlik mantığı açısından da Türkiye bunu önemsedi. Yani şeyden bakın, dikkat edin. Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeyi, Kıbrıs'ın kuzeyi Türk askeri mevcudiyeti var artık. Bu Libya'ya kadar uzanıyor. Dikey hatta da bakarsanız Somali ve Kuveyt'te Türk şeyi var, üst askeri üsleri Katar'da. Var. Katar'da. Dolayısıyla da bir buna uzaktan savunma, işte forward defense denen bir şey, bir strateji aslında uyguluyor. Amerikan çıkarıyla bu örtüşüyor. Amerika da Türkiye'nin bu bölgede daha fazla askeri varlık göstermesini tercih ediyor. Diğer müttefiklerin olduğu gibi. Belki geliriz mesela Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yanlış yaptığı bir şey Amerikan stratejik çıkarlarına hizmet etti Doğu Akdeniz'de. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı Doğu Akdeniz'e taşıdı Amerika. Dolayısıyla da kendi müttefiklerinin bu bölgeyi askeri şeylerle, faaliyetlerle, anlaşmalarla, üslerle örmesi Amerika'nın stratejik küresel stratejik çıkarları açısından çok önemli ve Türkiye AKP döneminde sessiz sedasız aslında büyük hani çerçeveyi bize göstermeden sanki bütün bu eylemler Amerikan sistemine rağmen yapılıyormuş, Amerika'ya rağmen yapılıyormuş, Amerika bundan memnun değilmiş gibi sunuyor. Aysa doğru değil. Bunların hepsi Amerikan küresel stratejisinin küçük parçaları olarak işlev gördü. Tabii şöyle bir toparlarsak eğer, Orta Doğu'da İran'a karşı bir Türkiye kuşağı, yine Rusya'ya karşı bir Türkiye kuşağı, Libya'ya geldiğimizde hem Rusya'ya hem Çin'e karşı bir Türkiye aynen. kuşağı, aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi askerini kullanmadan containment yaratmasını açtı. Tabii. Şöyle, Türkiye işbirliği yaptığında da gerilim yaşadığında da Amerika'nın işine yaradı, onu söyleyeyim. Yani Doğu Akdeniz'de gerilim Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni bu bölgeye taşıdı. Onlar, hatta Fransa'yı. Tabii şeyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a askeri işbirliği yapmaya başladılar. Bu böyle neredeyse örüldü. Yani bir şey gibi, kazak gibi ördü Amerika burayı. Birkaç tane sorunlu alan var. Hani şey demeyelim, sorun, hiçbir sorun olmadı demeyelim. Çünkü hangi Amerikan düşünce kuruluşu raporunu açsanız yalnızca ve yalnızca sorundan söz ediyorlar. İşbirliğinden söz eden yok. Erdoğan'dan çok rahatsızlar falan. Hep bu anlatılıyor. Yani bütün hikaye bunun üzerine kuruluyor. Çünkü bu AKP iktidarının da işine yarıyor. Çünkü Türkiye'de bir Amerikan karşıtlığı var. Aynen. Ne kadar Amerikan karşıtı görünürseniz siyaseten o kadar da destek böyle buluyorsunuz. Şey, dünyaya meydan okuyan reis görüntüsü, Amerika'ya kafa tutan şöyle söyleyeyim ya, bu sağ siyasetin tırnak içinde samimiyetsizliği diyeyim. Hani daha ağır bir ifade kullanmayayım. Yani kafa tutunca, anti-emperyalist olunca da prim yapıyorsun. Emperyalist olunca aynı fotoğrafın içinde resim verince de bak dünya şeyi çapında siyasetçi diye propagandasını yapıyorsun. Yani ikisi de tutuyor. Maalesef ikisi de tutuyor. Yani bir tanesi tutsaydı daha tutarlı olacaktı. Biz de ne diyeceğimizi bilecektik. Bizi de muhalif kesimleri de zor durumda bırakıyor. Yani bunu söyledim daha önce. Yani biz Erdoğan'ı Amerika'ya yakın olduğu için eleştireceğiz. Amerika ile sorunlu olduğu için eleştireceğiz. Yani şimdi benim dünya görüşüm açısından tabii ki ikincisini tercih ederim. Yani Amerika ile Amerika'nın çıkarlarını yerine getiren bir lider istemem ben. Ama problem şu. Erdoğan böyle birisi değil. Erdoğan son aşamada
Ve ilk aşamada da yani iktidara geliş şey açısından da sonrasında da Amerika ile iş birliği yapmış. Karşılığında da bizi ezmiş biri, yani muhalefeti ezmiş birisi. Yani bizim için kaybet senaryosudur Erdoğan. Yani hem demokratik değildir hem Amerika ile iş birliği yapmaktadır. Dolayısıyla da hani bizim dünya görüşümüz açısından çok sorunludur. Şimdi birkaç tane sorunlu alan var. Tabii ki ilk akla gelen ve en önemlisi bu samimidir. Yani ciddi bir sorundur. S-400 meselesi. Bunun tartışılacak bir yanı yok. Hani bu şey çok açık. Hani burada bir tiyatro olduğunu söyleyemeyiz. Hakikaten Erdoğan mecbur kaldı. Yani Rusya'ya ödediğimiz bedel o. Onu biliyoruz. Uçak düşürmesi karşılığında. Uçak düşürdü. Afrin'e girmesi karşılığında falan. Çünkü Rusya hava sahasını açtı. Ya da başka diyelim Rusya'nın elinde başka araçlar var. Hani onu tarih gösterecek bize. Yani neden Türkiye... Aslında küçük parça parça gördük de Rusların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne o uçak düşürmeden sonra verdiği o raporlar aslında Türk basınında bu ortamda çok konuşulmadı. O raporlar biraz daha konuşulsaydı ki bu açık bilgidir. Yani açık. Hala da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne verdiği o rapor öylece duruyor BM arşivinde. İsteyenler açıp bakabilir, izleyenlerimiz. Biraz İngilizce biliyorsanız o arşivlere baktığınız zaman aslında Rusya'nın o raporda elindeki unsurların ucunu gösterdiğini söylemek mümkün. Bu da iktidar üzerinde epeyce etkili olmuş görünüyor. Çok şey yani gerçekten nerede, nasıl, ne zaman kullanacağının hiç belli olmayan, çok pahalı ve çok başına dert açan bir silah sistemini, ya ben şeyi destekleyebilirim normalde. Yani Türkiye'nin hani bir tek Amerika'dan hani silah alması stratejik açıdan sorumludur falan diyebiliriz. Fakat aldığı silahın işe yaraması lazım. Hani kullanılması lazım. Bir teknoloji, günümüzde artık teknoloji transferi lazım. Bunların hiçbiri olmadı. Yani bir bu şekilde alınmasına itirazım ve şu koşullarda böyle bir silah sistemine ihtiyaç var mı? Hani bu tartışmalıydı. Yoksa hani şuna itiraz etmem. Yani Türkiye şunu demiyoruz. Hani yanlış anlamasın izleyiciler de. Türkiye hiç savunma sanayi de olmasın. Amerika'ya %100 bağımlı olsun. Yani silah alımında. Bunu söyleyemeyiz. Bir sürü ülke çeşitlendiriyor falan. Hani bu mantıklı olabilir. Hayır, buradaki yapılan yanlış aslında çok basit. AKP iktidarı Patriot'ları alırken ya da almak istediğinde Amerika'ya bir takım şartlar öne sürdü. Bu şartlar doğruydu. Bizim de arkasında durduğumuz şartlardı. Neydi? Patriot'ları vereceksiniz ama teknoloji transferini ve ortak üretim şansı da vereceksiniz bize dediler. Bunu daha önce Türkiye ve Amerika F-16'larda yapmıştı. İşte bunun benzerini Patriot füze savunma sistemi için istedi. Amerikalılardan alamadı. Bunun üzerine Ruslara döndü. Tamam, yani buradaki sıkıntı aynı şartları Ruslara getirmemiş olmalı. Yani o niye siz teknoloji transferini istemediniz? Niye siz ortak üretim konusunu gündeme getirmediniz? Parasını verip aldıktan sonra Patriot çok daha etkili. Neden? Çünkü NATO sistemine de bağlayabiliyorsunuz radar olarak. Yani amaç para verip almaksa niye bu kadar başımıza dert açtınız? Eğer teknoloji transferini getirebilmiş olsaydı S-400 için Türkiye, zaten biz bunu konuşmuyor olurduk açıkçası. Evet. Çok tuhaf bir şey yapıldı. Teknoloji transferi olmadan, ortak üretim olmadan, yani bazı parçaların ortak üretimi olmadan yapılabilir miydi? Yani bir Rus sisteminin parçalarını üretebilir miydi bilmiyoruz ama hiçbir teknoloji tarafı, teknik bilgi aktarımı olmadan bir hava savunma sistemi aldı Türkiye. Karşılığında da üretiminin parçası olduğu bir silah sisteminden çıktı. Yani bu inanılır gibi bir şey değildir. Yani Türkiye F-35 uçak sisteminin üreticilerinden biriydi. Bakın ben hani 2003'te mesela Amerika'dayken böyle Pentagon'a yakın istasyonlarda F-35'in şeyi vardı. Reklam panoları falan vardı. Ve orada şey vardır mesela, Türkiye Türk bayrağı vardır. Yani katılımcı ülkeler. Yani 20 yıldır falan Türkiye bu projenin parçasıydı. Ve Eskişehir'e biz hani Sayın Çakır Özer'i almıştık. O binlerce insanın hani mağdur olduğunu, hani iş kaybına uğradığını, şirketlerin zarar gördüğünü falan söyledi. Çünkü oraya parça üretiliyordu Türkiye'den. Bir ihracat imkanı vardı. Dolayısıyla kayıpları çok fazladır Türkiye'nin. Ha siz şu söyleniyor, işte F-35 uçakları problemli.
Evet doğru. Hani çok Amerikalılar şöyle bir şey, ya bir uçak yapalım, her şeyi yapsın dediler. Hem dikine kalksın, hem radara yakalanmasın, hem hızlı gitsin, hem az yakıt tüketsin, bilmem ne, hem çok elektronik sistemi olsun falan. Hakikaten çok sorun çıktı uçakta. Ama öyleyse o zaman başka bir şey yaparsınız. Onun şeyi onu yolu düzeltmek mi? Ha onun yolu şey değil. Patriot alalım da şeyden, projeden atılalım. Al parasını ödediğim. Şimdi Patriot aldın, kullanamıyorsun. S-400. Pardon, S-400 aldık, kullanamıyorsun. Ne olduğu belli değil. Şu an nerede? Yani hangarda duruyor muhtemelen. F-35 uçaklarını aldın, parasını ödedin. O da o göndermiyor. Yani kaybet şimdi, kaybet. Yani bir, söylüyorum yani bir hani silah alımı bu kadar kötü yönetilebilir. Tabii bir de işin bu kadar çok stratejik zafiyet yaratıyor. Bir de işin şu yönü var. Nasıl yola çıkmıştık biz füze alımında? Türkiye'nin buna savunması için ihtiyacı var. Ama Türkiye'nin tek savunma ihtiyacı füze değil. Bir de 5. nesil savaş uçağına da ihtiyaç var. Çünkü F-16'lar giderek eskiyor. Doğru. Ve dünya 5. nesil savaş uçağına geçiyor. Bu F-35'ler de bu 5. nesil denilen son derece modern savaş uçağı. Hataları da olsa düzeltilebilir hatalar bunlar. Herkes de aldı İsrail'inden. Tabii, i̇şte şimdi Yunanlılar peşine tabii, düştü. Tabii Güney Kore aldı. Tabii çok ülke aldı. Yani Japonya, Danimarka aldı Japonya, bildiğim kadarıyla. Tabii. Pek çok ülke bunu aldı. Şimdi İsviçre almak istiyormuş falan gibi unsurlar var. Herkesin almak istediği bir uçaktan biz çıktık. Peki neye mal oldu bu? Şimdi ömrünü dolduruyor F-16'lar. Ve bundan sonra F-35'e nasıl gireceğiz? Tekrar alacaklar mı bizi? Alırlarsa eğer üretimde aynı, olabilecek aynı koşullarla miyiz? Hangi koşullarda misin? Geri gireceğiz? Tabii. Yani açıkçası füze, hava savunma sistemi iki unsurdan oluşur. Bir savaş uçakları, bir savunma füzeleri. Siz teknolojisi olmayan bir savunma füzesi aldınız. Yani sadece böyle hani perakende parayı verdik aldık o kadar. Entegre de değil. Yani entegre de değil. Savunma sistemine aldık entegre de onu değil. Koyduk. Arkasından ama öbür unsur çok zayıfladı Türkiye'de. Çünkü bir de etrafa bakarsak bizim hasmımız diyebileceğimiz sıkıntı yaşadığımız ülkelerin neler yaptığına bakmak lazım. İşte Yunanlılar özellikle Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta en büyük sorun yaşadığımız, Ege'de en büyük sorun yaşadığımız Yunanistan hem F-35 alıyor hem Fransa'dan Rafale şeylerini aldılar, uçaklarını aldılar. Yani onlar gelişirken bizim aslında hava savunma sistemimiz bu S-400'ler nedeniyle giderek geriledi, hasımlarımız yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri keza, onlar da aldılar F-35'leri. Yani bütün bunları arka arkaya yazdığımız zaman Türkiye'nin artık hava savunmasında başat ülke olmaktan giderek çıktığını söylemek mümkün. Tabii yenilenmezse sorun yaşanır. Daha idare edecek hani bir süresi var. Hani ama şey değişiyor bu şeyler. 2030 falan deniyor ama tabii ki yenilenmesi hocam, lazım. Hocam bu tip stratejiler çok uzun vadeli yapılır. İşte evet. Diyorsunuz yani bir F-16 aldık biz bunu 50 yıl kullandık. Işte F-16 80'lerde üretilmiş bir şey. Yani 70'lerin dizaynıdır hani F-16. Ya işte, ama işte bir de o tabii, 2030 diyorsunuz bu tabii, 50 yıla tekabül ediyor. Yenilenerek devam ediyor uçaklar hani kullanımı ama tabii ki yeni teknoloji bir savaş uçağı sistemini hani illa alacaksanız yani F-16 mı S-400 mü tabii ki yani şimdi sonuçta füzeyi bekletirsiniz bir gün birisi size füze atarsa hani kullanırsınız hani büyük füze tabii bu şöyle konvansiyonel savaş olması lazım yani Rusya ile savaşa girmek lazım ki İran'la savaşa girmek lazım başka da Türkiye kimseyle savaşmaz zaten yani Irak çok zayıf Suriye çok zayıf Türkiye'ye böyle topyekun savaş ilan edemez Yunanistan'la savaşmayız Türkiye'nin hani savaşma ihtimali yani devletten devlete savaş ihtimali Rusya ve İran'dır aslında bakarsanız. Biz gidip S-400 aldık. Rusya'dan aldık. Şöyle füzeyle Türkiye'yi tehdit edebilecek iki ülke hani Rusya ve İran'dır. İran'ın uzun menzilli füzeleri var. Rusya'nın uzun menzilli füzeleri var. Bu hani S-400 sisteminin Rus füzelerine karşı çalışma ihtimali yok. Hani Rusya niye satsın öyle bir şeyi? Dolayısıyla da hani İran'ın da yani Türkiye'ye savaş açma ihtimali hani milyonda bir. Farkında mısınız hocam? Yani bu S-400'ler ilk alınırken böyle büyük bir propaganda yapılmıştı. Ortak üretimdendi. Ondan sonra işte o teknoloji transferi dendi. Hepsi Ruslar tarafından teker teker yalanlandı. Aynen. Ve şimdi AKP iktidar üyelerinden hiç bu cümleleri yok, unutturmaya çalışıyorlar. Oldu. Şey diyeceğim hani Sedat Peker muamelesi yapıyorlar. S-400 füzelerine hani şey konuşmazsak yokmuş, yokmuş olur. Hani bu konuyu
konuşmazsak unutulur, gündemden düşürürüz. Hani ama Amerika'nın gündeminden düşmüyor, sorun da bizim kamuoyunun gündeminden düştü. Bir konuğumuzun cümlesiyle hemen ben de bu konuyu kapatayım istiyorum. Çünkü bu S-400'ler alınırken hakikaten böyle bir bağımsız dış politika, bağımsız savunma sanayi, bağımsız Türkiye'nin savunması gibi bir propaganda yapıldı ve o konuğumuz şöyle demişti: açıkçası Rus sistemiyle bağımsızlık propagandası yapıyoruz. Durum budur. Öyle oldu. Ya bunu çok seviyorlar. Şöyle söyleyeyim. S-400 üzerinden bir yani dış politikada özellik Amerika'ya kafa tutma yapıldı, söylemi geliştirildi. Benim bütün Amerikan belgelerinde, raporlarında hep şu yazıyor: Erdoğan hani sorun çıkaran bir liderdir ama sıkışınca ödün verir. Aşağı yukarı eksiksiz. Bunu hep yazarlar. Yani hani böyle çok davranır. Böyle bağımsız hareket ediyormuş gibi davranır elini ama elini çok yüksek tutar. Evet, ama köşeye sıkıştığında da hemen ödün verir falan. Şimdi S-400'ler konusunda Erdoğan benim tahminimden fazla uzattı meseleyi. Ben daha çabuk anlaşmaya zaten. Bunun da tabii iç sahipler. Bu kadar propagandadan sonra geri adım atmak zor. Bir de şunu tabii bize düşündürüyor. Yani Putin'e öyle bir borçlanmış ki demek ki yani Putin daha çok ceza keser diye de çekinmiş olabilir. Yoksa hani bu kadar büyütülecek bir şey yok da. Korsun, kapatırsın. Hani NATO'yla NATO'yla devam edersin. Fakat hani Rusya öyle bir borçlanmış ki muhtemelen Suriye. İşte biliyor musunuz? Yani isterseniz orayı da belki tekrar geliriz. Geçen hafta konuştuk gerçi ama yani maalesef Suriye meselesi Türk dış politikasını ipotek altına aldı. Bakın Türkiye'nin yaşadığı sorunların önemli bir kısmı, yani Suriye'yi çektiğimizde Türk dış politikasına konuşacak daha az konu var aslında, biliyor musunuz? Yani bu S-400 meselesi de onun bir sonucu. Ya, tabii sonucu, onun bir türevi olarak ortaya çıktı. PYD'de de öyle, yani göç meselesi de öyle, AB ile ilişkiler de öyle falan. O kadar çok etkiledi ki Türkiye'yi. Oysa elde ettiğimiz hiçbir şey yok. Yani oraya asker sokma dışında, ki bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi ileride biz bunu göreceğiz. Bizim Türkiye'ye hiçbir faydası olmadı. Suriye meselesinin Türkiye'ye hiçbir faydası olmadı. Çok kaybettirdi bize. Dolayısıyla da hani biz esas mesele bizim şeydir, son 10 yılımızı, 10 yıldan önce Suriye yine çok merkezdeydi. Bunu unutmuş olabilir izleyiciler. Ama Türk dış politikasının en önemli konularından biriydi Suriye. Daha pozitif bir gündemdi. Neredeyse birleşiyorduk Suriye'de. Şengen deniyordu, hatırlıyor musunuz? Tabii. Yani Avrupa Birliği'nin Schengen vizesine karşılık Suriye ile Türkiye arasında Şengen vizesi. Yani konu oraya geldi, söyleyeyim. Türkiye Suriye'yi bir hinterlandı olarak, ya uzantısı gibi algılıyordu. Davutoğlu'nun şeyi de bu. Bir gün denk gelirse ona da sorarız. Suriye'yi gibi gördüler. Yeni Osmanlıcılık yapacaksak bunun sıçrama tahtası, ana dayanağı Suriye olur diye düşündüler. Çünkü şöyle bir şey vardı. Orta Doğu'ya açılacaksanız Irak'ta Amerika ve İran var. İran zaten çok büyük hani Türkiye için. Neresi? Ne olursa olsun tarihi hasımdır o da. Yani bir savaş olmamasını göstermez. Türkiye İran'ı kontrol edebilecek bir ülke değildi. Dolayısıyla baktı, neresi var? Suriye var. Biraz yanında da Ürdün ve Lübnan. Bütün enerjisini, dikkatini Suriye'ye verdi Türkiye. Neredeyse sınırları kaldırdık. Ortak bakanlar kuruldu toplantısı. Çok doğru politikalardı bunlar. Bunlar yanlış değil. Fakat şöyle bir şeydi. Ben o dönem baktım iktisadi verilerine. Suriye ekonomisi Türkiye ekonomisinin 1/8'i kadardı. Yani Türk iş adamları girmeye, şirket almaya, fabrika kurmaya falan. Yani Suriye'yi neredeyse bir entegre etme. Ve oradan Lübnan ve de biliyorsunuz Ürdün'le de neredeyse gümrük birliğine yakın kurmaya çalıştılar. Bu dikkat çekti. Arap Baharı girdi ve bütün bu politikayı tersine çevirdim. Tabii ben şunu savunamam. Yani Suriye ile vizeyle girip çıkılsın. Bunu savunacak değiliz. Tabii ki mesela hatırlayın, yani Hatay'dan Antakya'dan gidip yemek yiyip geliyordu insanlar Halep'e. Yani bu hale gelmiş. Bunda kötü. Yani Almanya'nın nasıl Avusturya'sı, Amerika'nın Kanada'sı varsa Türkiye'nin de Suriye'si olacaktı. Siyaset buydu. Arap Baharı bozdu. Yani AKP'nin de kimyasını bozdu. Bunu daha büyük bir projeye çevirmeye çalıştı. İşte Bob eş başkanı olduğunca bu oldu. Tunus'tan Kuzey Irak'a kadar, Barzani'ye kadar, o dönemde hatırlayın
AKP kongrelerine çağrılıyordu bunlar. Yani Tunus'un o dönemdeki şeyi. Türkiye'sinin Gannouchi. Gannouchi yani hem de Barzani AKP kongresinde Türkiye'sinin gurur duyuyor. Tabii Hamas, Meşal AKP kongrelerine geliyorlar. Şey diye düşündü Erdoğan. Ya ben hatta bunu ben söylerim şeyde bazen. Yani eski daha biraz eskidi tabii bu tema ama yani Türkiye'ye pazarlık şuydu. Erdoğan'ın yaptığı pazarlık Obama yönetimiyle model ortaklıktı. Yani Amerika'ya ortak, Orta Doğu'ya model ol dediler. Bu model olmak yerine lider olayım dedi. Yani ben bütün bu Orta Doğu'nun şeyi olurum. Hani niye model olayım ki? Ya ben lideri olurum buranın. Düşünsenize yani Tunus'tan başlayan bir hatta bütün Doğu Akdeniz'i neredeyse kontrol ediyorsunuz. Şey Kuzey Irak'a kadar. Ve bunun üzerine de şey oturuyor. İşte Türkiye'den yani bizim istihbaratçılar falan, tıkacılar Erdoğan posterleri, bayrakları dağıtmaya başladılar. Bu da bir yanılsamadır. Hani ayna etkisi. Yani siz oraya şey yapıyorsunuz, hani adamlar tutuyorsunuz. Onlar Erdoğan bayrağı fotoğrafları, posterleri taşıyorlar. Bakıyorsunuz, aa bizi seviyorlar diyorsunuz. Yani hani kendi kurduğunuz şeyin, oyunun kendi parçası olmuyor. Hem böyle bir yumuşak güç, hem de işte şey Türkiye lider ülke. Hakikaten iktisadi olarak tabii daha gelişmiştir. Hem iktisadi hem de hocam çok ihmal edilen unsur aslında sekülerlik, laiklik belki de. Bunu ve Avrupa Birliği bağlantısı. Tabii, yani model AKP... ülke olmak için ya da lider ülke olmak için siz bir Avrupa Birliği bağlantınızı asla harcamayacaksınız. İki, laiklik konusunun üstünde duracaksınız ve onu daha da güçlendireceksiniz ki model olabilirsiniz oradaki gençler için. Ama tabii bunların tam tersi yapıldı son dönemde. AKP çevresi bunu anlayamadı. Yani Türkiye'yi Orta Doğu'da değerli kılan senin İslamcı olman değil. Türkiye'nin seküler geleneğe sahip olması, laik bir ülke olması, Batı bağlantısının olması. Suriye Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyordu. Bölge ülkeleri senin dizilerin tutuluyor. Senin dizilerin hangi diziler tutuluyor? Bir bak bakalım. Yani kadını güçlü gösteren diziler tutuluyordu Orta Doğu'da. Yani bizim soft power'ımız var. Hani bizim yumuşak gücümüz artıyor falan. Türk dizileri çok popüler. Popüler ama hangi diziler popüler? Yani kadını ezik gösteren diziler değil. Senin İstanbul'da o seküler hayatı, modern hayatı gösteren, kadının güçlü olduğu, mücadele ettiği diziler popülerdi. İnsanlara cazip gelen buydu. Müslüman bir ülkede bunlar oluyorsa bizde de olurdu. Bu fikir yerleşmeye başlamıştı ve önemliydi de. Bütün bunların Arap Baharı kimyasını bozdu. Yani Arap Baharı'nı AKP liderliği, Davutoğlu dahil Erdoğan, orada yalnız şu hata yapılıyor, onu da söyleyelim. Bunu ben vurgulamak istedim. Bütün Suriye meselesi faturasını Davutoğlu'na çıkaramazsınız. Erdoğan'dır sorun. Erdoğan başbakandı. Tabii ki yani Erdoğan'a rağmen mi izlendi Suriye politikası? Yani bu kolaycılık, bu Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmek demek. Yani olumsuzlukları Erdoğan dışındaki bütün aktörlere, bu CHP'ye kadar gidiyor işte, İnönü'ye kadar gidiyor. Yani ne olsa Erdoğan dışında. Hani dikkat edin, olumlu açıklamaları hep Erdoğan yapar. Olumsuz açıklamaları valiler, sağlık bakanları bilmem ne şeyler yapıyor. Dolayısıyla bu doğru değildir. Yani Suriye fiyaskosunun baş sorumlusu tabii ki ülkede son karar vericidir. O da Erdoğan'dır. O yüzden de bu Suriye meselesi ne o dönemin iktidar yapısı, yani Erdoğan işte Davutoğlu her kimse bir yeni Osmanlıcı fırsat olarak gördüler. Temel hata buydu. Yani bu ülkeler hani demokratikleşsin, hakikaten diktatörlük yönetimleriyle yönetilmesini, yani şöyle Arap Baharı'nı işte yok Bahar değil bilmem ne, o bir fırsattı. Ben öyle bakarım. O zaman şey devam etsin. Mübarek yönetimi devam etsin. Mısır'da en büyük tartışma şuydu. Yani oğlu geçecek. Yani şimdi bu sisteme bizim itiraz etmemiz gerekmiyor mu? Yani bu ülkeler bu otoriter liderlerin dükkanı mı? Yani ben ölünce oğluma bırakıyorum. Ya da benim seçtiğim birine. Halk seçmesin, ben seçeyim. Evet, yani tartışma hangi oğluna bırak? Yani bunu biz Türkiye'ye uyarlayalım. Hani Erdoğan yönetimi şeye mi bırakacak? Hangi oğluna bırakacak? Yani biz bunu savunacak, kendi ülkemizde istemediğimiz şeyi başka toplumlar için niye önerelim? Dolayısıyla orada bir nokta vardı. Yani insanların buna tepki duyması normaldi. Arap Baharı bir fırsat da olabilirdi. Maalesef müdahale edildi, bozuldu. Yani çok uzun bir hikayedir. Hani onu belki ayrı bir şey 10. yılında bir program olarak belki kendi başına da ele almamız gerekebilir ama insanların haklı bir tepkisi vardı. Yolsuzluk vardı. Çok otoriter rejimlerdi. Ama oradan mesela Mısır'da daha bile geriye gidildi. Acı olan kısmı budur. Yani burada gelinen nokta ama yavaş yavaş bunun
dönmeye başladı. Şimdi biraz geleceğe bakalım. Çünkü geleceğe bakmamız da gerektiren bir AKP ile ilgili birkaç işbirliği ile ilgili işbirliği alanlarına bakmıştık. Birkaç tane sorunlu alan. Bir tanesi S-400 demiştik. Laf uzayıp şeye kadar gitti. Arap Baharı'na kadar gitti. Yani İsrail ilişkileri bozdu. Bu Amerika'yı memnun etmedi. Bunu söyleyelim ama mesela ticari ilişkiler sürüyor. Daha çok söylem düzeyinde kaldı. Doğu Akdeniz'de Fransa ile itişti biliyorsunuz. Amerikan sistemi bundan da yani NATO içinde bu tür sürtüşmeyi doğru bulmadılar. Bir de Çin'le bu bir dirsek teması var AKP'nin. Biraz bunu ekonomik nedenlerle de yapıyor. Mesela Uygur meselesinde Amerika'nın çizgisinden gitmiyor. Bunu görmezden geliyor. O yüzden de diyorum ki bakın bunu da hemen ekleyeyim. AKP iktidarını tanımlayan şey İslamcılık ve İhvancılık değildir. İçinde İslamcı ve İhvancı öğeler bulabiliriz. Ama her şeydir. Yani AKP bir siyasi buklemundur. O dönemde ne lazımsa onu olur. Açıkçası liberal olur, şey var, yeni Osmanlıcı olur, milliyetçi olur. Ülke çıkarının ötesine sanıyorum parti çıkarının tabii. Seçim kazandıracak stratejinin öne geçmesi. Hemen vazgeçer. Yani İslamcılığından da İhvancılığından da kolay vazgeçer. Bunun örneğiniz aslında gördük hocam. İşte geleceğe gidelim derken bu geri adımlara girmek lazım. Mesela şu son dönemde gördüğümüz Sisi ile bir yakınlaşma var. Ki Sisi'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok uzun yıllar darbeci, eli kanlı, diktatör gibi sıfatları arka arkaya sıraladığını gördük. Ama şimdi bakanlar düzeyinde bir iletişim bile kurulmuş durumda. Yakında Cumhurbaşkanı düzeyine de çıkacaktır bu. Kaldı ki aynı şeyi siz söylediniz ama İsrail'le de bir yakınlaşma başladı. İşte geçtiğimiz haftalarda İsrail Cumhurbaşkanı'na telefon etti Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın ki yeni bir Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Cumhurbaşkanı oldu İsrail'de bir seçimle. O seçim sonucunda göreve başlaması nedeniyle bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon ederek kendisini tebrik etti. Yani en üst düzeyde bir iletişimdir bu. Bundan sonra bunun arkası zaten büyükelçilerin atanmasıdır yani. Doğru. Şimdi yeni bir siyasete geçiliyor Orta Doğu'da. Bakın 2010'lar çatışma hakim oldu. Ama kontrollü çatışma. Yani mesela Yemen çatışması İran, Suudi Arabistan ve tabii yanında da Birleşik Arap Emirlikleri bir vekalet savaşı olarak hani yürüdü. Suriye, Libya. Dikkat edin 2010'ların çatışmaları bunlardı. Şimdi diplomasinin öne çıktığı ve Amerikan müttefikleri arasında sorunların giderildiği bir döneme doğru gidiyoruz. Yani Biden yönetimi şey istiyor. Artık kavga etmeyin. Enerjiyi buralara harcamayın. Çünkü buraya biliyorsunuz işte Rusya Tartus Limanı'nda 49 yıllığına kiraladı. Libya'ya girdi. İşte Rusya'nın bir 5. filosu var. Akdeniz'de onlar aktif olmaya başladı. Buna sonra değineceğim ama mesela Mısır'la ilişkileri çok iyi Rusya'nın. İsrail'le ilişkileri çok iyiydi. Netanyahu'yla falan. Şimdi bu kısmına belki sonra değiniriz. Dolayısıyla da artık Orta Doğu, bu geniş Orta Doğu bölgesinde çatışma istenmiyor. Amerika şey dedi, Yemen'de şeyi durdurun dedi. Şeyle görüşün Suudilere. Peki Suudi Bakan Yardımcısı Washington'a davet edildi Kaşıkçı cinayetine rağmen. Ki o Bakan Yardımcısı aslında Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olarak görülen Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın erkek kardeşiydi. Evet. Şey muhatap almıyordu oradan hala Salman'ı. Ama kardeşini aldı. Oraya babasını, kardeşini işte akraba, zaten akraba şeyi yönetimi. Dolayısıyla da şey istiyor artık. Buralarda savaş çatışmayı bırakın. Birbirinizle anlaşın. Kaldı ki Biden daha gelmeden biliyorsunuz mesela Katar'la işte Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim kalktı. Mısır da buna dahil oldu ve tekrar diplomatik ilişkiler kuruldu. Orada bir uyum sağlandı. Türkiye ile de böyle olacak. Yani Türkiye ile Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ile ilişkileri giderek düzelecek. Çünkü AKP'nin buna ihtiyacı var. Amerika'nın da ihtiyacı var. AKP de şunu demek istiyor. Ben burada senin müttefiklerinle ilişkilerimi yola korum. Bunun için ihvancılıktan vazgeçmek gerekirse hani yangında ilk kurtarılacak var ya. Yangında ilk gözden çıkarılacak İstanbul'daki ihvancılar. Kim onların başladı? Radyoları bunun, falan. Tabii, bu süreçle başladı. Onların işte şeyler, yayın kısıtlamaları falan getirdiler. Dedi ki bu elimde duruyor. Ben bundan kurtulurum. Hani siz merak etmeyin. Yeter ki ilişkileri düzeltelim. Yine benzer bir şey Hamas için olacak. Aynen. Böylelikle hem
bölgedeki yalnızlığı biraz hani gidermeye çalışıyor. Çünkü çok dışlandı Türkiye. Bakın bu Orta Doğu Gaz Forumu'ndan dışlandı. Şeyin Doğu Akdeniz politikasının yarattığı olumsuz sonuçların bedelini daha sonra göreceğiz. Yani bu hükümet bazı siyasetleri hükümet değişimiyle toparlamak mümkün olur. Ama Doğu Akdeniz'deki sorunların, kayıpların telafisi çok olmayacak. Çünkü oradaki ana eksenler değişti. Yeni kurulan ilişki biçimleri var. Mesela işte İsrail'le Yunanistan ilişkisi. Şimdi oradan geri dönüş olmayacak. Ya da Fransa'nın bölgeye girmesi. Tabii. Oralardan geri dönüş olmayacak. Dolayısıyla da orada hani hükümet değişse bile Türkiye bu şeyi toparlayamayacak. Mesela en çok dışlandığı şeylerden biri gaz forumu. Hani Doğu Akdeniz gaz forumu diyeyim. Ama orada da tabii şöyle bir gelişme var. İsrail yanımıza çekilirse o gaz forumunun da sonu olur mu? Bunlar tartışılıyor şimdi dünyada. Evet, bu bayram günü çok güzel konulardan bahsetmedik ama geleceğe bakmak lazım. Sorunları arka arkaya koyduk, söyledik. Dış politika, iç politikanın da bir parçası. Ekonomi politikasının da bir parçası. Dolayısıyla Türkiye'nin bu yalnızlığı, dışlanmışlığı Türkiye'nin ekonomisine, hepimizin cebine çok olumsuz yansıdı. Ama bundan dönüş emareleri görülmeye başlandı. Hem Türkiye'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde hem de dünyanın gidişatı dış politikada nereye doğru evriliyor? Kısa bir aradan sonra bunu konuşacağız. Bizden ayrılmayın efendim. KRT ekranlarında bakış açısı devam ediyor. Bayram için dedik ki İlhan Hocam'la, İlhan Uzgel'le bir sohbet edelim. Bu dış politikamızı bir de ikimiz ele alalım. Nereye gidiyor, ne olacak? Şimdiye kadar olan bölümde biraz Türkiye'nin nerelerde hata yaptığını, AKP iktidarının dış politikada nasıl yalnızlaştığını, dünya içinde nasıl yalnızlaştığını konuştuk. Bundan sonra ne olacak? Nereye doğru gider? Küçük küçük geri adımlar atmaya başladı AKP hükümeti bu yalnızlığı kırmak için. İşte Mısır'la olan adım, İsrail'le olan adım gibi, NATO içinde muteber ortak olmak için Afganistan'a asker göndermeye kadar vardı bu geri adımlar. Sadece dünyayla bütünleşmek ya da daha doğrusu belki de Batı bloğuyla bütünleşmek için. AKP bunları yaparken dünya nereye gidiyor? Biden yönetimi çok iddialı geldi dış politika konusunda. Yeni bir kavram ortaya koymaya çalışıyor. Bunda ne kadar başarılı olur, ne kadar başarılı olmaz o ayrı bir konu. Ama bu yeni kavramın içinde birincil hasım Çin olacak gibi. Ve hemen yanında da onun Rusya'yla ilişkiler sıkıntılı Biden yönetimi açısından. Ona doğru politika kuruluyor. Dolayısıyla da ağırlık merkezi Orta Doğu'dan biraz Güneydoğu Asya'ya kayıyor, değil mi hocam? Evet, 2011'den itibaren Amerika bu işi ciddiye almaya başladı. Fakat şöyle bir sorun var. Çin'le nasıl baş edeceklerini bilemediler. Sürpriz oldu Çin aslına bakar. Yani yavaş yavaş gelişti ama böyle olacağını düşünmediler. Yani Amerika'nın öngörüsüne uymadı Çin. Yani Çin kapitalistleştikçe bir orta sınıf oluşacak. Bunlar daha fazla demokrasi, insan hakları talep edecekler. Çin Amerika'nın tepesinde durduğu bu küresel, kendisi onu şey diye tanımlıyor Amerikalılar. Uluslararası liberal düzen diyorlar. Onun tepesinde Amerika oturuyor. Hani açık ekonomi, herkes her yere yatırım yapabilir. İsteyen istediği yere sıcak özgür para. Özgür dünyanın lideri böyle tabii, ifade ediyorlar. Tabii dünyayı bunu öyle görüyorlardı. Onun altında Amerikan hegemonyasının altında bir yere, yani o hiyerarşide bir, nasıl Japonya, Almanya hani Amerika'nın altında duruyorsa, Çin de onun altında bir yerde, yani yukarıda Amerika, aşağıda Çin, ona uyum sağlayacak ve dünyada bir yeri, yani dünyanın çevreyi kirleten, emek yoğun, ucuz, işte mesela Çin'deki bir kasabada dünyadaki düğmelerin %60'ı üretiliyordu falan. Yani oradan devam eder Çin diye düşündüler. Öyle olmadı. Çin emek yoğun sektörler üstüne çıkıp yüksek teknolojili alanlara geçti. Çin milliyetçi oldu. Dünyaya çok mal satıp Çin'e mal satmanın zor olduğu, dünyada işte liman bilmem ne her şeyi alıp Çin'de malı şey alamıyorsunuz. Yabancı sermaye girip oradan toprak alamıyor mesela, ya da bir işletmeyi alamıyor, bir limanı alamıyor.
milliyetçilik ideolojisini çok öne çıkarınca Çin halkıyla devleti arasında bir bütünleşme oldu. Bunu da tahmin etmediler falan. Dolayısıyla Çin kendi kafasına buyruk, yani Amerika'nın kurduğu düzenin dışında kendi düzenini kurmaya çalıştı. Bir de 2013'te Xi geldi. 2012 sonunda. O da dedi ki ben bir kuşak yol projesiyle, çünkü denizlere Amerika hakim. Bütün dünya, bakın dünyanın en büyük şeyi, deniz filosu Amerika'nındır. Yanına bütün, bir de İngiltere'yi tabii, falan koyarsak. Bütün kritik şeyler, boğazları, hani Amerika aslında. Amerika müttefikleri kontrol eder falan. Çin bunu alternatif bir şey. Bu neredeyse hani Almanya'nın Bağdat-Berlin demiryolu gibi bir şeydi. Yani İngiltere'nin deniz hakimiyetine alternatif bir ticaret yolu oluşturma. Şimdi bütün bunlar çok fazla geldi ve çok parası var. Kiminle dış ticaret yapsa Amerika dahil fazla veriyor. Yani Türkiye'nin de bakın yani şimdi Avrasyacılık yapıyorsunuz, en büyük dış ticaret açığını hani Rusya ve Çin'e veriyorsunuz dış ticarette. Amerika öyle değil. Amerika kimle ticaret yapsa açık verir. Çin kimle ticaret yapsa fazla veriyor. Amerika bir tek Türkiye'ye fazla veriyor. Nedense böyle bir şeyimiz var. Yani Türkiye'nin istisnası bu. Dolayısıyla da bir sürü şey denedi 2011'den itibaren. Yani işte Clinton, Leo Panetta, o dönemki savunma bakanı 2011'de dediler ki ekseni şeye çeviriyoruz, Asya'ya. Yani Amerikan işte dünya küresel denizleri Amerikan donanması kontrol eder. İşte onun da donanmanın %50'si Atlantik'te, %50'si Pasifik'te. Dedi ki bu böyle olmaz. Yani Çin giderek tehdit oluyor. Biz %60'ını Pasifik'e kaydırıyoruz. İşte Quad diye bir şey kurdu. İşte Amerika, Hindistan, Japonya, Avustralya dörtlüsü şeyi, Güney Pasifik'i kontrol etmek istiyorlar. Yani Çin'in hakim olduğu alanı Amerika stratejik olarak kontrol etmek istiyor. Bütün o Çin'e yakın müttefiklerini askeri olarak güçlendirmeye çalışıyor Amerika falan. Buradaki en büyük başarısı Amerika'nın Hindistan'ı yanına çekebilmiş olmasıdır. Yani Hindistan Çin'in şu an karşısında. Zaten Japonya, Güney Kore karşısında, Avustralya karşısında. Fakat öylesine bir iktisadi gücü oluştu ki mesela Avustralya ekonomisini etkiliyor Çin'in eylemleri. Diyor ki ben senden işte şunu almam dediği zaman ya da öğrenci göndermem dediği zaman Avustralya bundan etkilenir hale geldi. Dolayısıyla böyle bir Çin'le mücadele etmeye çalışıyor. Trump döneminde birkaç yol denedi. Çok kısaca söyleyeyim. Bir, ticaret savaşları, yatırımı geri çekmek, üçüncüsü de hani silahlanma ve çevreleme. Olmadı. Şimdi tek başına yapamayacağı ortaya olmuyor. Çıktı. Tabii. Şimdi ve çok yanlış bir şey yaptı. Müttefiklerle sorun yaşadı. Ya yani Almanya'yla sorun yaşadı. NATO'yu da atacağım dedi falan. Saçma bir politikaydı. Şimdi Biden'la biraz daha derli toplu gidiyor. Bunu gazete duvara yazdım. Amerika Çin'le mücadelesini bir yasaya bağladı. Enteresan bir yasa çıkardı. Yani Çin stratejik rekabet yasası gibi bir şey. 238 maddelik bir yasa kongreden geçti. Çok detaylı anlatıyor. Bunu hani özetledim. Yani Türkiye'de çok şey yapılmadı. Bu gündeme gelmedi. Yalnızca ulusal güvenlik belgesine değil bir yasaya da bağladı. Ve bundan sonra hani Amerika'nın şöyle söyleyeyim izleyicilere. Dış politikasını herhangi bir ülkeye, konuya yönelik dış politikayı belirlerken hep Çin düşünerek şey yapıyor, karar alıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Bakın Kosova sorunu ne kadar şey değil mi? Yani tekil bir sorun. Yani dünya sistemine baktığınızda. Kosova ve Sırbistan liderlerini Beyaz Saray'da ağırladığında araya şey diyor. 5G'yi içinden almayın maddesi koyuyor. Evet. Yani bakın hani çok kelelaka aslına bakarsın. Yani ne yaparsa Amerika hangi ülkeye, hangi bölgeye, hangi konuya dair politika üretirse onu Çin meselesi prizmasından geçirerek artık uygulamaya başladı. Şimdi Biden yönetimi yeni bir stratejiye geçiyor. Bir, müttefikler arası daha sıkı ilişkiler. İki, silahlanma değişmiyor. Yani Amerika silahlanmaya ve askeri boyut devam ediyor. Üçüncüsü de Çin ve Rusya'yı da göz önüne alarak dünyayı ikiye bölmeye çalışıyor. Yani soğuk savaş mantığına dönmeye çalışıyor. Otokratik yapılar, kapalı rejimlerle açık demokratik rejimler. Şimdi bunun ucu bize dokunuyor.
Oraya gelmeden otokratik rejimler deyince bunu o gruba hangi ülkeleri koyuyoruz? Mesela bir yandan Rusya'yı, bir yandan Çin'i ama aynı zamanda İran'ı sanıyorum. Evet, yani evet. Kuzey Kore zaten Kuzey Kore işte Küba'yı ve Venezuela'yı da orada sayıyor falan. Ama esas derdi Çin aslında. Rusya bile değil. Yani Rusya ikili oynuyor. Yani Rusya'nın şöyle bir avantajı oldu. Çin yükselince, güçlenince Amerika'ya karşı pazarlık gücünü çok arttırdı Rusya. İşte Kırım'a başka türlü giremez. Yani Çin olmasaydı Rusya Kırım'ı alması çok zordu. Şimdi Çin'e dayanarak siyaset yapıyor ama Çin'den kendisi de Çin'den çekiniyor. Onu da söyleyeyim. Yani Orta Asya'da yani rekabet içindeler. Yani iki tarafa da gidebilir Rusya. Evet, evet. Ama esas derdi Çin. Çin yani Rusya'yı, Amerikan sistemi Rusya'yı hep bölgesel güç olarak gördü. Yani böyle küresel olarak işte Afrika'nın güneyinden Latin Amerika'ya bilmem bir şey, Avustralya'ya falan uzanan bir ülke değil. Yani bu eski Sovyet coğrafyası. Orayı bıraktı zaten. Orta Asya'yı çok fazla şey yapmıyor Amerika. Lazım oldukça gidiyor oraya. İktisadi olarak çok güçlü değil onlar. Yani bir şey sunmuyorlar Amerikan sistemine. Orayı Rusya'ya bıraktı. Karadeniz ve Baltıklar hattında tutmaya çalışıyor. Az önce söylediğimiz gibi orada da Türkiye ile çok aktif ve net işbirliği yapıyor. Evet, ucu bize dokunuyor dediniz. Biraz evet. Oraya girelim artık. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi yeni bir siyasete geçiliyor dünyada. Yani bu Amerika bunun başında. Çünkü biz de Batı sistemi içindeyiz. Bir artık Erdoğan avantajı Trump'ın 2016'da seçilmesiydi. Orada otoriter rejimlere göz yumuldu. Çünkü orada da popülist bir iktidar vardı. Kendisi de öyleydi ve çok güçlendi. İşte Brexit yaşandı. İşte İngiltere'de Johnson geldi falan. O da sağ popülist. Şimdi dünyada otoriter, yani bunu şey... Onu, kimseye... şunu hemen eklemek lazım. Johnson'un da mesela öyle bir eğilimi oldu. Mesela parlamentoyu kapatıp İngiltere kraliçesiyle iş görmek için bir tasarı ortaya koydu. Evet, anayasaya aykırı diye şey yapmadılar. Ya şöyle, inanın herhangi bir otoriter rejimi alın, yaptıklarına bakın, aynı. Ya adını çıkarın, Türkiye mi dersiniz? Yani Macaristan'a çok benziyorlar. Çünkü yani otoriter, yani hemen muhalefetisindir. Medyayı kontrol et. Parlamentoyu devre dışı bırak. Parlamentoyu, kurumları zayıflat. Çünkü tahterevalli gibidir. Yani otoriterleştikçe kurumları zayıflat. Çünkü kurumlar engel olur. Sınırlandırıcıdır kurumlar. Yani kurumsal mekanizmalardan. Ama otoriterler hep, hatta başkanlık sistemine geçilirken ne deniyordu? Hızlı karar alacağız. Ya kardeşim, hızlı karar almak değildir ki dert. Doğru karar almak. Tabii ki yani. Neyin hızı? Yani nereye koşuyorsun? Yani yanlış karar al. 50 sene bedelini öde. Her neyse. Dolayısıyla da şimdi böyle bir alan açıldı dünyada otoriter rejimlere ve akademik olarak da mesela bu çok çalışıldı. İşte bunun nedenleri üzerine. Daha kritik çalışmalar, yani soldan beslenen çalışmalar bunun neoliberalizmle ilişkisini kurdular. Yani neoliberal otoriterlik olarak kurdular. Daha ana akım liberal çalışmalar işte rekabetçi otoriterlik üzerinden gittiler falan. Yani hem rekabet var ama işte partiler var, seçim var. Ama adil değil, işte otoriterliği besleyen bir şekilde işliyor falan gibi. Şimdi artık bundan vazgeçiyor Batı sistemi, onu söyleyeyim. Çünkü dünyayı otoriter rejimler, aslında otoriter rejim ve diğerleri diye ayıracaksanız bu sefer için, yani Batı sistemi içinde de bir tutarlılık olması gerekiyor. Evet. Orada da şey olması lazım. O rejimlerinde Macaristan de, var, Polonya çok, bakın, var. Polonya, Kaczynski, Macaristan, Orban, Sırbistan, Tadiç, Arnavutluk, Edirama, Türkiye biliyoruz, İsrail, Netanyahu, Mısır, Sisi. Pakistan gitti şimdi, geldi. Tabii şimdi oraya geleceğim. Pakistan, İmran Han, Hindistan, Modi, Filipinler, Duterte. Şimdi bakın, bu bir otoriter hat. Bunun şeydeki, Latin Amerika'daki temsilcisi de Bolsonaro. Ve Chavez tabii. Chavez, o da sol popülist. İşte şimdi de Maduro, hani Maduro biliyorsunuz. Chavez ve Maduro, evet. Evet. Yani o da sol popülist olarak tanımlanıyor falan. Şimdi bu dönem bitiyor artık. İki açıdan bitiyor. Bir, şimdi neden sorun derseniz, aslında bakarsanız bizim hani sol bakışta da yani Amerikan emperyalizmi, işte diktatörler ilişkisi daha net görünür dersiniz. Yani tek adam yönü. Fakat öyle olmadı. Şimdi bu tek adamlar Rusya ve Çin'in de yükselişiyle beraber bu yüzlerini o tarafa da döndüler. Tabii. Bakın, biz çok farkındayız. Mesela Sisi'yi herkes şey diye okur Türkiye'de. Amerika'nın kuklası gibi algılarlar. Hakikaten de Amerika her yıl 1 milyar 300 milyon dolar yardım yapıyor. Sisi Putin'le çok iyi. Bakın, oraya da nükleer santral yapıyor. Savaş uçağı alıyor. Silahlanma. Gayet iyi arası. Şimdi mesela Duterte Çin'le, işte Pakistan'da İmran Han, Çin'le çok yakın. Selman bile
Katar bile şey, Rusya'yla çok iyi. Netanyahu kanka oldu Putin'le. Dolayısıyla da şimdi içeride şeyi, yasal sistem üzerine baskı kuran şeyler, otoriter rejimler, yönetimler Rusya ve Çin'den destek almaya başladılar. Asırtlarını oraya dayamaya başladılar. Bu bir tek Türkiye'ye özgü değil. Hatta ben bunu yazdım da, bunu en kötü yapanlardan biriydi. En ağır bedeli, mesela Sisi bunu daha akıllıca yaptı. Netanyahu, ona bir yaptırım gelmedi. Tabii, bize geldi. Ona hiçbirine yaptırım olmadı. Türkiye hem Avrupa Birliği hem Amerika yaptırım uyguladı. Yani Pakistan bunu gayet iyi yapıyor. Yani mesela Suudi Arabistan kuşak yol projesinin içine giriyor, dünyanın yatırımını alıyor, sonra oradaki limanı götürüp Suudi Arabistan'a veriyor falan. Yani hareket alanlarını fazla arttırdılar. Dolayısıyla da dedi ki daha açık sistemler, sivil toplumun güçlü olduğu ve yani Batı sistemi içinde kalın. Dolayısıyla zaten şimdi Soğuk Savaş döneminde şöyle bir avantajı vardı Amerika'nın. Hani komünistler vardı, bir de kapitalist ülkeler vardı. Şimdi Rusya, Çin aynı zamanda hem kapitalistler, yani ne kadar biz sosyalistiz işte, Çin karakterleriyle sosyalizm falan dese de Çin kapitalist bir ülke sonuçta. Yabancı sermaye açık, özel girişimin olduğu, işte en zengin adamın 35 milyar dolar servetinin olduğu, gelir dağılımının bozuk olduğu bir ülkeden söz ediyoruz. Dolayısıyla aradaki fark kalmıyor. Eğer birisi demokratik olmazsa, yani ikisi de otoriter olursa Çin'den ne farkı kalacak? Dolayısıyla dünyayı ikiye ayırmak istiyor Amerika. Bir, otoriter rejimler Batı sistemi dışında, bir de Batı sistemindeki rejimler de artık demokratik olsun diyor. Ve bu bence İsrail'den başladı bu süreç. Yani bu halka koptu orada. Netanyahu gitti. Nasıl gittiğini biliyoruz. Tabii bir koalisyonla gitti. Koalisyonla gitti. Bakın. Şimdi aynı şey Macaristan'da oluyor. Yani Macaristan'da. Budapeşte seçimleri hatırlayın. Evet, hem öyle, hayır, bir de şimdi genel seçimler için de bir blok oluşturuldu. Blok, daha şimdiden adayları belirliyorlar. Kimlerin ne yapacağını, yeni kurulacak kabinede hangi bakanın görev alacağına kadar ciddi detaylı bir çalışma başlamıştım da Macaristan'da. Orada da Budapeşte seçimlerini koalisyon kazandı ve çok yıkıcıydı. Bunu takip ediyorlar. Tabii AKP cenahı bunun farkında. Onun için de gerginler, onun için de tedirginler falan. Dolayısıyla zaten şöyle söyleyeyim, hani 20 yıl boyunca hani yıpranmış ve yorulmuş bir iktidar var. Şu an şöyle söyleyeyim ben size. Biz 2000-2001 arasını yaşıyoruz. Yani o tarihsel andayız. Yeni bir siyasete doğru. O dönemde belki AKP lazımdı Türkiye'ye falan. Yani öyle düşünüldü. Türkiye'nin iç yapısı da, yani işte arkasında liberaller de vardı hatırlayın. 2000'lerin başında TÜSİAD da vardı, MÜSİAD da vardı. Avrupa Birliği vardı, Batı vardı. Arkasındaydı tabii Körfez sermayesi, şimdi FETÖ olan Gülen falan. Böyle bir geniş bir koalisyondu. Şimdi biz oraya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bu AKP'nin alanını çok daralttı. Yani MHP ile beraber eriyen, giden. Çünkü bu siyasete ne içeri cevap verebiliyor, içteki ihtiyaçlara, dönüşüme, ne de küresel gidişata uyum sağlayabiliyor. Artık kendini şey olmuş, zamanı tamamlamış. Hani aşırı olgunlaşmış, hani ağaçtan düşecek bir şey gibi, meyve gibi şu anda. Zaten Türkiye'deki muhalefet partilerinin de bütün söylemlerinde bu var. Seçimlerde, ilk seçimlerde AKP iktidarının son bulacağına bütün anketler neredeyse ama işaret ediyor. Ama bu şey değil, yani böyle bırakalım gitsin değil. Yani bunun için çok aktif bir hani muhalif çabanın. Çünkü bakın şu ekonomik zorluklarda bile hani %20'lerin üzerinde, yani %30'a yakın hala oyu var. Dolayısıyla da hani AKP başka bir şey. Mesela biz 2001 Şubat'ın işte 2001 krizini yaşadığımızda mesela en büyük parti %1,5'a indi falan. Yani işte DSP. AKP öyle olmuyor. Çünkü 20 yıl boyunca çok yerleştirdi kendisini. Yani çok insanı şeye devlet bağladı. Devlet imkanlarının kullanımı çok var. Çok fazla kullanıyor. Yani şunu unutmayın ki, yani 2001 yılıyla bu dönem arasındaki en büyük fark devlet imkanlarının böyle vahşice kullanılması konusuydu. 20 yıl içinde kendisini çok yerleştirdi. İşte çok insanı işte bürokrasiye soktu. Çok insanı şeye yani muhtaç bırakıp yardıma aynen bağlı öyle. Ben kıldı. Bu yardım tabii, konusu. Yani tabii. İzlenen ekonomik politika aslında bir yardım, devlet yardımları üzerine bir kurulmuş sadaka bir ekonomi. Ekonomisi. Bu da otoriterlerin teknikleri. Bu da akademik olarak çok çalışılmış bir konudur. Yani neoliberal politikalarla fakirleştirip sadaka ekonomisine muhtaç etmek kitleleri. Oradan da kendi bir oy düzeni kurmak, oy bağımlılığı kurmak falan. Bunlar hepsi çalışılmış şeyler. AKP bunları tesadüfen yapmıyor. Bunları gayet güzel çalışıyorlar. Birbirlerinden otoriter rejimler birbirlerinden çok iyi öğrenirler. Bunların da
da babası şeydir, Putin'dir. Erken başlamıştır. Erdoğan da şeydir. Erdoğan geç tabii dahil yani oldu. Tabii yani ötüter eğilimli olmak Türkiye'de var ama yani şunu hiç unutmamak lazım. Türkiye'nin belki de en büyük avantajı çok ciddi hala bir muhalefetin olması ve bunun da yerel seçimlerde ortaya çıkmış olması. Yani o yüzden Türkiye'den o tip bir rejim gibi bahsetmek hala benim içim el vermiyor açıkçası. Valla oraya doğru gidiyorduk. Çok güçlendi. Yani bütün hukuk, siz bakın şimdi AKP seçmeni anketlerde hukuka güvenmiyorlar. Şöyle bir durum var hocam. Yani dediğinizi doğrulayan bir unsur. Şimdi en büyük tartışmalardan bir tanesi Türkiye'de bu Afganistan'a asker gönderilmesi. Ama Afganistan'a asker gönderilmesini hangi hukuki sisteme göre yapacağız? Yani çünkü NATO askerlerimiz orada hala ve NATO görevi çerçevesindeydi. Şimdi NATO çekildi. Yeniden bir tezkere mi çıkacak? Yoksa hani mevcut tezkere üzerinden Cumhurbaşkanlığı bir kararname mi imzalayacak? Yeni bir tezkere mi yazacak? Bu meclise gelecek mi, gelmeyecek mi? Eski tezkereyi kullanıp onun üzerinden mi gidecekler? Yani aslında bizim bunu konuşuyor olmamız bile sistemdeki boşlukları anlatan bir unsur. Aynen. Yani çünkü bir demokratik sistemde neyin nasıl yapılacağı, herhangi bir adım atılınca bunun A, B, C, D nasıl bir yol izleneceği bellidir. Şimdi ama şimdi biz de şu özellikle bunu İstanbul Sözleşmesi'nde gördük. Bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkıldı. Şimdi muhalefet Mecliste alınmış bir kararı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de çıktı. Muhalefet bunu doğrudan yargıya taşıdı ve hala devam ediyor işte oradaki savunmalar, şunlar bunlar devam ediyor. Gördüğümüz nokta şu. Bilmiyoruz. Yani bir karar alınacaksa ki bu ya, hakikaten yaşamsal bir karar. Yaşamsal neden? Çünkü oraya Mehmetçik gönderiyorsunuz. Aynen. Tehlikeye atıyorsunuz. Tabii. Bir kişinin hayatı bile önemlidir. Herkesin hayatı önemlidir yani. Şöyle söyleyeyim. Orada iki boşluk var. Bir tanesi şimdi Birleşmiş Milletler kararları vardı ve NATO çerçevesinde gidildi ve bunun içinde tezkere çıkmıştı. Hatta en son tezkere 18 aylık galiba, değil mi? Şimdi bir, bu misyon sona eriyorsa orada kalmak için Afganistan yetkilileriyle, hükümetiyle bir anlaşma yapmalı. Yani onların sizi davet etmesi, onların size izin vermiş. Ama komisyon bitiyor. Ama şöyle bir sıkıntı da var. Yani Afganistan hükümeti sizi davet etsin de Afganistan'da sadece Afgan hükümetinden bahsetmek mümkün değil ama ki. Ama fiili durum. Yani hukuken muhatabınız. İşte aynı Libya gibi olacak. Tabii, hukuken muhatabınız evet şu an Afganistan hükümeti. Diyecek ki Afganistan hükümeti askerlerinizi burada tutun. Türkiye'nin muhtemelen askeri anlaşması vardır. Ya ve o çerçevede birincisi o. Yani bir onun davet etmesi lazım. Çünkü ülkeye başka türlü asker bırakamazsınız. Asker tutamazsınız. Bir Afganistan hükümetinin rıza göstermesi lazım hukuken. Fiilen Taliban'ın da rıza göstermesi lazım ki şimdiye kadar göstermedi. O Taliban ki bakın Şiileri düşman olarak görürler. İran'la görüşüyor. İran'a gittiler. Çin'le görüşüyor. Rusya'yla görüşüyor. Ama Türkiye'yle görüşüyor. Amerika'yla görüşüyor. Doha'da, Katar'da ama Türkiye'yle görüşmüyor. AKP'yle görüşmüyor. Demek orada bir sorun var. Bir hukuki sürecin yanında bir de böyle fiili durum var. Ve bu her ikisi de belirsiz, biliyor musunuz? Her ikisi de konusunda da herhangi bir açıklama yapılmadı şimdiye kadar. Yani Afgan hükümeti de bir şey demedi henüz. Evet kabul davet ediyoruz, ettik, davet bekliyoruz. Ediyoruz. Çünkü bir anlaşma yapmanız lazım. Yani kaç tane asker, şimdi bir şey değil ki bu ülke ise eğer, o ülke de diyecek ki kaç tane asker bırakacaksın, ne kadar süreyle, görev tanımı ne, bir tek havaalanı mı, havaalanının çevresinde asker mi duracak, yoksa havaalanı şehire bağlayan yol mu, nasıl bir şey görüyorsun, hani misyon görülecek, bunun görev tanımı nedir, i̇şte silah kullanma şeyi nasıl olacak? Acıklı kısmı şu, bizim yerimizde bütün bu görüşmeleri Amerikalılar yapıyor, büyük bir ihtimalle bu görüşmeler bittikten sonra önümüze bir metin gelecek. Bir tarafı Afgan hükümetinin Amerikan etkisinde olduğunu biliyoruz zaten, hani bunu tartışmaya bile açık değil. İki tarafın da önüne bir metin gelecek. O metin imzalanacak ve Mehmetçik bana göre çok tehlikeli bir mecraya gönderilecek ya da görev süresi uzatılacak desteksiz olarak. Şimdi hep şunu söylüyorlar. Zaten Mehmetçik orada. Tamam, Mehmetçik ama orada ama orada şu anda Amerikalılar da var. Tabii. Şu anda NATO'nun güvenlik şemsiyesi var orada. Ya, bunların hiçbiri olmadan orada göreve devam etmesi bana göre son derece yanlış. Bir de şunu konuşmak lazım. Ne getiriyor bu bize Türk dış politikasına? Ne kazanacağız? Hiçbir şey. O soru bu. Şimdi ikinci boyut da yani o davet etti. Buradan şimdi yurt dışına asker göndermek ve yurt dışından asker Türkiye'ye asker kabul etmek
Anayasada belirlenmiş, meclis kararıyla olur o zaman. 1 Mart nasıl oldu? Yani meclisten, yoksa Erdoğan'a tek adam olsaydı aslına bakarsanız, değil mi? Erdoğan karar verirdi, şey geçerdi. Meclise gerek kalmazdı. Yani bir daha söyleyeyim, yani asker kabul etmek ve asker göndermek, yani merasim falan dışında meclis kararını gerektiriyor. Dolayısıyla da bunun tartışılacak bir yanı bile yok. Bunu sen şeyle yapamazsın hani. İşte hiç belli değil hocam. Zaten bu da yeni sistemin, kapatın yani böyle. Yeni sistemin getirdiği belirsizlikler. Hızlı karar veriyoruz. Hızlı karar veriyoruz ama her zaman doğru karar vermiyoruz. Aksine bana göre özellikle az sayıda doğru karar veriyor. Bu son şeyi, hamlesi tutunabilmek için Afganistan son hamlesi. Gideceğini hisseden Erdoğan yönetiminin Afganistan üzerinden iktidara tutunma çabası. Ama tabii hakikaten bu insan canıyla yapılacak bir şey mi? Bu ayrıca mutlaka tartışılmalı. Evet, yine geldik dolaştık olumsuz unsurlara. Ama bu bayram gününde canınızı sıkmak istemedik desek de canınızı sıkmış olabiliriz. Özür diliyoruz. Bayram bitti, gerçeklere döneceğiz. Önümüzdeki hafta yine bakış açısı olacak. Uzman konuklarımızla Türkiye'nin dış politikasını, Türkiye'nin dertlerini konuşacağız. Nereye doğru evrilecek? Tabii dış politika iç politikanın bir parçası olduğu için her atılan adım hem ekonomimizi hem cebimizi etkileyecek. Dolayısıyla sesinizi yükseltin. Yani hakikaten vatandaşların da bu konuda her şeyi muhalefet partilerine bırakmayıp biraz sesini yükseltmesi lazım. Artık biraz daha özgür bir ortamımız var. Bir sosyal medya mecrası var. Sesinizi yükseltin. Oradan ifade özgürlüğünüzü kullanın. Her ne kadar sıkıntılar olsa da Türkiye'de hakaret etmediğiniz sürece, herhangi bir hedef göstermediğiniz sürece lütfen fikirlerinizi paylaşın. İfade özgürlüğünüzü kullanın. Ki Türkiye'ye ortak akıl hakim olsun. Önemli unsur zaten herhalde bu kelime. Evet, bu noktada da bırakalım ve bayrama dönelim. İyi bayramlar diliyoruz efendim. İyi bayramlar. Daha güzel ve daha pozitif gündemle diyelim. Ben umutsuz değilim. Onu söylemek lazım. Önümüzde Türkiye büyük bir ülke. Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye bütün sorunlarını öyle ya da böyle aşacaktır. Ve bunu da demokratik yollarla aşacaktır. Bu umutla bitirelim. Ben eminim önümüz aydınlık. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar.